Oğlum o kadar dolu ki Discord. Ha geldim beyler, selamun aleyküm. Oğlum, Counter-Strike böyle bir şey işte. Seni bile Kanka tabii canım, fırçalıyorlar öyle bir şey oğlum, neler neler. Kanka counter'cı çok fena yani. abi. Alt yazıyı Azerice'ye alır mısın Azerbaycanlı kardeşlerimiz için? Lütfen alt yazı çeviri, otomatik çeviri alt Azerice. Tamam. Bir de bize de ekran verirsen. Vereyim hemen. Otomatik Türkçe yapıyor kanka. Tamam, Türkçe otomatik, sağ üstten seçenekler. Önce Türkçe otomatik. Tamam. Bana bir ekran versen her şeyi Son çözeceğim. Türkçe. Ha tamam. Dur. Discord'da ekran var. Veriyorum. Adam gitti odaları trolledi yayında ya. Ne bileyim ya. İçinden ne geliyorsa onu yapıyorum işte. Hadi go. Bu İzleyelim. arada CS2 arkadaşlar, hesaplarınıza baktınız mı? Çoğunuza gelmemiştir de %7'sine vermişler aslında. 100 kişiden 7'ye yani. %2 idi ilk çıktığında. Klavye şeyi geliyor. Şu Evet, bana geldi. hileciler var. Yapma. Turnuvalarda yakalanan böyle. Esko Forsaken. Listeye e-spor tarihinin en komik hile skandalıyla Çok bak. epik ya. Dosyayı silmeye çalışıyor. Başlıyoruz. Amdin abi orada İki ellerini turnuva çekiyor var. yukarıya. Namı diğer Forsaken. Hindistan'ın en iyi CSGO Şimdi oyuncularından tuhafı, bu biriydi. adama CS2 Optic düştü biliyor India musun? takımına dahil Buna? olarak Evet, bakma 2018 hesabında yılında CS2 devam düşmüş. edebiliyor mu abi bu adam Extremeland oynamaya? Yok abi, Zombie bakma turnuvalarına hesaba katıldı. giriş yapabiliyor Steam Forsaken profilinde. inanılmaz bir Adam oyun bakıyor CS2 sergiliyor. gelmiş. İsabetli headshotlar ile takımına sayı kazandırıyordu. Ancak organizasyon yetkilileri Forsaken'ın oyun şeklinden şüphelendiler ve haklı çıktılar. Valorant'ta esporcu mu oldu Forsaken şimdi? hile kullanmıştı ve bu Yok sayede ya, bu değil, duvar başka arkası Forsaken var bu. Bu ne oğlum? görebiliyordu. En komiği ise hile dosyalarını Word bilgisayara Word Excel olarak kaydetmişti. Fark edildiğini anladığında görevlilerin elinden kurtulup dosyaları silmeye bile çalıştı. Herkesi kandırabileceğini sanmıştı ama bu yaptığıyla bir meme olarak akıllara kazındı. 9 numara LOL Azubu. Şimdi de sırada League of Legends 2. LoL'de ne sezon Dünya yapılabilir? Harita bazlı Şampiyonası hile sırasında yapılır yaşanan herhalde. bir skandal var. TSM ve Nefisler değil mi? Azubu Frost karşı karşıya. Maç oldukça çekişmeli LoL'de hile mi geçiyor. yapılır be Ama demişler. nedense Azubu takım oyuncuları arada bir kafalarını kaldırıp büyük ekranlara Aa, bakıyorlar. organizasyonun Nedense hatası ya. Onu TV ve vermemesi lazım öyle bir ekranlarda şey. seyirciler için oyun yayını yapılıyor. Şuna bak. Ekranda Şöyle her yapsa iki görüyor. takımda küçük Jungle haritaları mangle. mevcut. Böylece Azubu takımı karşı takımın haritadaki yerini görüyor. Öyle ki CS'ne yaptıkları tüm Amına koydum. ataklarda çok başarılı oluyorlar. Maç sonunda hem karşı takımdan hem de izleyicilerden tepkiler geliyor. Rakip de Ve Riot TSM. Gang yaptığı TSM'de araştırma yapmazsın. sonucunda Azubu'yu suçlu buluyor ve bu sebeple takım 30 bin dolar para 30 bin cezasına dolar. çarptırılıyor. 8 numara PUBG. Bildiğiniz üzere PUBG 2018 yılında büyük bir patlama yapmış ve en popüler oyunlardan biri olmuştu. E tabi bu da Keşke onu öyle devam e-spor etseydi ya. platformuna taşıdı. Profesyonel oyuncuların Çok acayip katıldığı azaldı. yarışmalarda her şey güzel gidiyordu. Ancak yetkililer bir hile fark ettiler. Radar hilesi. Bu hile kısaca haritada diğer oyuncuların yerini Tamam görebilmek baba, bu demek. daha O ne kadar olsun? güçlü bir hile ki profesyonel oyuncuların elinde bir canavara dönüşüyor. Ancak PUBG şirketi hile yapanlara karşı insaflı davranmadı. Bu konuda toleransı olmadığını göstermek için hilecilere tarihte görülmüş en büyük cezayı verdi. 10 profesyonel PUBG oyuncusu 3 yıl boyunca tüm online maçlardan Çok uzaklaştırıldı. az değil mi ya? Bir kere yapmışsın 7 zaten. numara 3 yıl. Hearthstone, APX Ben Void. altyazıyı kapatacaktım da Diren'de böyle huylar var arkadaşlar. O yüzden şimdi kapattım. Altyazıyı seviyor. Sırada Blizzard Ben tarafından Azerice istiyorum geliştirilen abi. kart strateji oyunu Hearthstone var. Hearthstone'da Jacob neyin Cohen, hilesini yaptı oyundaki ya? adıyla Mana hilesini mi? APX Void. Hearthstone hayranları tarafından sevilen Kanadalı bir oyuncu. Çok Ben zordur doğrusu Hearthstone'da hile yapmak öyleydim. ama. 2019 yılında Hearthstone kış sezonu maçları yapılıyordu. Oyun esnasında APX Void yanında oturan arkadaşına bir mesaj yazarak bir sonraki hamlede ne yapması gerektiğini sordu. Bunu fark eden Oha. yetkililer bunun bir hile olduğunu kabul ederek Yayını var oyuncuyu turnuvanın, turnuvadan karşı tarafın elinde istifiye görüyor ettiler tabi. ve hemen ardından sponsoru da kendisiyle çalışmayı Yani durdurdular. bir zahmet. Oyuncu bu durum için çok stresli bir andı ve arkadaşıma küçük bir şey sordum Oğlum bir de sadece. minimize etmeye Herkesten çalışmış. özür dilerim Ha olur diye mu? açıklama yaptı.
Peki sizce bu bir hile olay mi? Olay kendi akıl etmesi zaten atacağı kartı, lol. 6 numara Dota 2. Allah. Atın. 2018 yılında Meepo'yu gösterdi. İmana geldi. 8. Makro. Kuruluşlar arası Dota 2 turnuvaları gerçekleşti. International'da mı yapmış lan? Turnuva büyük bir hile skandalı ile sarsıldı. Peru nasıl takımı ya? Thunder Predator'dan Atun attı. Kanka şu Meepo Hero dediği Hero'da 6-7 tane çıkıyor aynı Hero'dan. Hepsiyle oynayıp büyü atabiliyorsun parmakların çok hızlıysa. Çok zor bir oyuncu oynanışı var normalde. Bir mouse kullanıyordu. Makro mu oluyor? Razer marka mouse'una makro komutlar yazmıştı. Bu sayede büyüleri ve yetenekleri hiçbir insanın büyüleri bu sayede Razer marka oyuncu programlanmış bir tam mouse kullanıyordu. Hilenin gerçekleştiği ana video koymuşlar ya. Makro komutlar yazmıştı. Bu sayede bak kaç tane oldu gördün mü? Aynı Hero'dan. Hiçbir insanın tıklayamayacağı bir hızda yapabiliyordu. İlginç olan ise hileyi oyun esnasında saklamaya bile çalışmadı ve tabii ki fark edildi. Haklarında çıkan büyük tartışmalar sonucunda takımın tamamı elemelerden atıldı. Hoş buldum, selamünaleyküm abi. Yayınlar. 5 numara E-Cycling Cameron. Daha önce E-Cycling yarışlarını duymamış olabilirsiniz. Eliyle mi çevirmiş, ne yapmış lan? Yarışı. 2019 yılında düzenlenen ilk turnuva bir hile skandalıyla adını duyurdu. İlk turnuvada da. 22 yaşındaki YouTuber Cameron Jeffers yarışmacılardan biriydi. Yarışta Zwift Concept Z1 adlı bisikleti kullanıyordu. Bu bisiklete sahip olmak için oyun içinde binlerce kilometre sürüş yapmanız gerekiyor. Işıkları yani var. Yani herkesin kolay kolay elde edebileceği bir bisiklet değil. Cameron bu bisikletle yarışı kazandı. Ne veriyorlar? Akıllı saat mi? Ancak yaptığı hile ortaya çıktı. Oyundaki bisikleti puan kazanarak değil, 3. parti bir yazılım kullanarak edinmişti. Oha, donanımı. Yani bir nevi sanal donanımı şey hacklemiş herif. Durum ortaya çıkınca ödülü elinden alındı ve 6 ay boyunca yarışlardan uzaklaştırıldı. 6 ay mı? 4 numara Fortnite. Oğlum ben anlamıyorum bu ban sürelerini şirketlerin ya. Harbiden ya. Yani hile açabilirsin demek aslında bu. Hani adam öldürmek 6 ay hapis demekle aynı şey bence, anladın mı? Öyle iş mi olur abi? Neyden korkuyorlar anlamıyorum yani. O oyuncuyu yok etmen lazım. 30. Şubat 2020'de Twitch tarafından bir Fortnite bağış kampanyası düzenlendi. Takımlar kazandıkları parayı istedikleri bir kuruma bağışlayacaklardı. Takımlardan birinde ünlü Twitch oyuncusu Nike 30 ve Amerikan futbolu oyuncusu David Morgan eşleşti. Oyun kurallarına göre inişe izin verilen alan Dirty Ducks'ın 4 kare çevresiydi. Ama bu ikili sınırı aşıp izin verilmeyen alana inmeye karar verdi. Bu Fortnite bu arada bitti değil mi? Yani Fortnite oynayan var mı aranızda? Oynamayanlar da no yazarsa sevinirim, bir merak ediyorum. Ya oynayanlar niye saldılar bir daha? Var, hala oynayanı var ya. Çok az var ha, baksana. 20 evet. Kişiden biri. Verdiler. Böylece daha iyi loot yapabileceklerdi. Ve üstelik bunu da canlı yayında konuşurken yakalandılar. Ama her şeye rağmen oyunu 6. olarak bitirdiler. Ben çok seviyordum valla. Çok hızlı yapabiliyordum. Bu davranışları izleyicileri ikiye böldü. Bir kısmı oyuncuların bağış kampanyasında bile hile yapacak kadar karaktersiz olduklarını düşünüyor. Diğer kısım ise durumu gole giden futbolcuya faul yaparak avantaj sağlayan futbolcuya benzetip haklı buluyorlar. Siz hangi taraftasınız? 3 numara Fortnite Jarvis. FaZe Jarvis Kaye, Fortnite içerikleri yapan bir YouTuber. Bir videosunda sırf farklı bir içerik olsun diye oyunda aimbot hilesi kullanmaya karar veriyor. Aimbot kısaca oyuncuyu hedefe otomatik ve mükemmel olarak odaklayan bir hiledir. Yapılır mı ya kanka? Abi öyle içeriye ben yani çıkarmayayım, öyle söyleyeyim. Sokayım çıkarmayayım öyle. Biz bu hileyle oyundaki herkesi haritanın bir ucundan teker teker indiriyor ve çok da eğleniyor. Ta ki Epic Games bunu fark edip ağlayarak video çekiyor bir de bak. Oyundan banlayıncaya kadar. Sonrasında da ban yemişti. Yapılması gereken bir videoda yayınlıyor ama maalesef affedilmiyor. 2 numara Rainbow Six Siege Shaiko. Şimdi de 2017 yılında Fransa'da düzenlenen Rainbow Six Siege turnuvalarına gidiyoruz. Yetenekli oyuncu Shaiko yine inanılmaz bir performans gösteriyordu. Karşı takımdan Pengu durumun normal olmadığını düşündü ve itirazda bulundu.
Pengu'nun takımı kazanmış olmasına rağmen itirazlarında direttiler ve araştırmalar başladı. Sonuç olarak turnuvayı düzenleyen ESL Game, Shaiko'nun bilgisayarında 4 tuşuna normal bir insanın basamayacağı hızda basıldığını fark etti. Shaiko ise bu konuda hiçbir açıklama yapmadı. ESL tarafından verilen 2 yıllık yasaktan sonra sahalara geri döndü. Ve döner dönmez Pengu'yu eşsiz bir performansla ezerek yendi. Şu an Twitch'te yayın yapan oyuncu hala muhteşem performanslar sergilemeye devam ediyor. Ve ceza aldığı o oyunda gerçekten hile yapıp yapmadığı halen bilinmiyor. Birinci hileciyi açıklamadan önce videoyu sevdiyseniz beğen tuşuna basak o Koli. Ve Koli son mi? Olarak Koli. Gelmiş Koli geçmiş mi? En büyük ya, tamam, en abla, bilmek zorunda değil. Skandalına geliyoruz. Şeyleri. Başarılı Fransız CSGO oyuncusu Koli 2013 Dünya e-sport karşılaşmalarında birinci olmuştu. Ardından Titan adlı takıma dahil oldu. Ancak 2014 yılında bir anda Valve Games tarafından backban yedi ve tüm CS karşılaşmalarından uzaklaştırıldı. Ama hiç kimse hilenin LAN'da mı yoksa online maçta mı yapıldığını bilmiyordu. Ve bu konu CS dünyasında büyük tartışmalara sebep oldu. Çünkü birçok insan profesyonel gamerların tüm oyunlarda hile yaptıklarını, sadece bazılarının yakalanmadığını savunuyordu. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlar. Harbiden evet. Berk'in bir lafı vardır abi, bilirsin değil mi? Hilesi iyi olan kazansın diye. Ya kanka ne bileyim o kadar da. Espor camiasının tamamen hile olduğunu. Koli style.